Şimdi emeklilik sistemine ilişkin Ekrem Açıkel'in o detaylı çalışmasının özeti. Hem prim miktarını esas alacak, yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Ekonomide 3 yıllık dönemi kapsayan yeni orta vadeli programına göre TES yani tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre yeni kıdem tazminatı sistemi olan TES'in amacı emeklilikteki gelir kaybını telafi etmek. TES'in 2025 yılının 4. çeyreğinde yasal düzenlemeler tamamlandıktan sonra hayata geçirilmesi düşünülüyor. Habere göre TES'le hem sosyal güvenlik sisteminden hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden emeklilik maaşı alınabilecek. TES'le birlikte işveren ve devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına nakdi katkılar yapılacak. Örneğin çalışanın maaşından 500 TL kesildiği takdirde işverenden de 500 TL destek yatırılacak. Buna ek olarak devlet de katkı sağlayacak ve toplam tutar işçinin sözleşmesine aktarılacak. İşverenler de her ay çalışanlara maaşlarının %8,33'ünü tazminat olarak ödeyecek. Bu tutar çalışanın kişisel hesabına toplanacak ve emeklilikte kullanılacak. Peki yeni sistem kimleri kapsayacak? TES'in 4A'lı işçi statüsünde çalışanlarla 4C memur statüsünde çalışanları kapsaması planlanıyor. 4B statüsünü yani Bağkur'sa kapsamayacağı öngörülüyor. TES'le beraber kıdem tazminatı işten ayrılma durumunda alınamayacak. Çalışanlar tamamlayıcı emeklilik sistemi içerisinde kıdem tazminatlarını emeklilik döneminde alabilecek. TES'te yer alacak katılımcılar 60 yaşına kadar işten ayrılması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere kıdem tazminatının belli bir oranını alabilecek. Kıdem tazminatının kalan kısmını ise 60 yaşına geldiği ve emeklilik şartlarını yerine getirdiği zaman alabilecek.